Kara delikler madde tüketmeleriyle bilinse de, maddeyi evrenin dört bir yanına da fırlatırlar. Bir kara delikten güçlü ve yüksek hızlı bir jetin fışkırması, bu yeni resimlerde ilk kez görüldü. Bu çığır açıcı gözlemlerle bilim insanları bu davranışı, ilk defa tek bir görüntüde görürken bu aynı zamanda, bir kara deliğin gölgesinin ilk resmi. Çoğunlukla maddeyi tüketmedeki, güçlü yetenekleriyle bilinen kara delikler isimlerini, ışığın bile onların çekiminden kaçamamasını sağlayan yoğunluklarından alıyor. Ama kara delikler madde püskürterek, evleri olan galaksilerin çok ötesine uzanabilen, güçlü madde jetleri de fırlatır. Yeni görüntü tam olarak bunun meydana gelişini bir jetin tabanıyla, kendisini doğuran kara deliğin etrafında dönen maddenin bağlantısını gösteriyor. Bilim insanları bu süreci nihayet görebilmenin, büyük ölçüde gizemli kalan bu sürecin, nasıl gerçekleştiğini anlamalarını sağlayabileceğini umuyor. Resimlerde 2017 yılında görüntülenen, fotoğrafı çekilen ilk kara delik görülüyor. Dünyadan 55 milyon ışık yılı uzaklıktaki M87 galaksisinin kalbinde yer alan cisim. Ancak yeni görüntüler, bakış açısının yeniden odaklanmasıyla ortaya çıktı ve bu sayede cismin ve davranışının farklı bir görüntüsü çekildi. Bu görüntüler, ilk görüntü için kullanılan Olay Ufku Teleskobu'nun yaptığı ilk gözlemlerden bir yıl sonra çekildi. Teleskobun artan hassasiyeti bilim insanlarının, kara deliği çevreleyen sıcak plazmayı daha fazla görmelerini sağladığı için halka, önceki görüntülere kıyasla %50 daha büyük görünüyor. Bu yeni görüntü kara deliğin etrafındaki bölgeyi ve jeti, aynı anda göstererek resmi tamamlıyor. Bu görüntüler küresel milimetre VLBI dizisi, Atacama Büyük Milimetre 6 dizisi ve Grönland Teleskobu kullanılarak çekildi. Avrupa Güney Gözlemevi mevcut görüntünün, daha uzun dalga boyunda yayılan ve jeti görünür kılan, radyo ışığı kullanılarak elde edildiğini belirtiyor. Bu dalga boyunda jetin, merkezdeki süper kütleli kara deliğin etrafında, yayılan ışığın oluşturduğu halkadan nasıl çıktığını görebiliyoruz. Araştırmacılar süper kütleli kara deliklerin, nasıl güçlü jetler yaydığını araştırmaya devam edeceklerini belirtiyor. Bu galaksinin en gizemli özelliklerinden biri. Jetin yayılmasını daha fazla incelemek için, M87 galaksisinin merkezindeki kara deliğin etrafındaki bölgeyi, farklı radyo dalga boylarında gözlemlemeyi planlıyorlar. Bu tür eş zamanlı gözlemler, ekibin süper kütleli kara deliğin yakınında meydana gelen, karmaşık süreçleri çözümlemesine imkan sağlayacak. Evrendeki en gizemli bölgelerden birinin yakınında, neler olduğu hakkında daha fazla şey öğrenebileceğimiz için, gelecek yıllar heyecan verici olacak. Jet aynı zamanda doğrudan görüntülenen ilk kara delik olan, Messier 87 galaksisinin kalbindeki, devasa süper kütleli kara delikten akıyor. Gökbilimciler, güçlü bir jet püskürten bir kara deliğin, ilk doğrudan görüntüsünü yakaladılar. Yeni fotoğraf, insanlık tarafından doğrudan görüntülenen, ilk kara delik olan Messier 87 galaksisinin kalbindeki, korkunç süper kütleli kara deliği gösteriyor. Görüntü, ışınkine yaklaşan hızlarda hareket eden, böyle bir astrofiziksel jetin tabanının, yüzeyine beslenmeden önce, süper kütleli bir kara deliğin etrafında dönen maddeye nasıl bağlandığını, gökbilimcilerin yılma olarak adlandırdığı bir süreci, tam olarak ilk kez gösteriyor. M87 galaksisinin merkezi kara deliğinin önceki görüntüleri, yaydığı jeti ve süper kütleli kara deliğin, kendisini yakalamayı başarmıştı, ancak iki özelliği birlikte yakalayamadı. Bu yeni görüntü, kara delik ve jet etrafındaki bölgeyi, aynı anda göstererek resmi tamamlıyor. Güneş'in 6,5 milyar katı kütleye sahip olan ve, Dünya'dan 55 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan, M87 galaksisinin merkezi süper kütleli kara deliğin tarihi ilk görüntüsü. Event Horizon Teleskopu işbirliğiyle 2017 tarihinde çekilmiş ve, 2 yıl sonra ortaya çıkmıştı. Daha sonra M87 galaksisinin, bu yeni görüntüsü ve ondan fışkıran akış, küresel milimetre VLBI dizisi, Grönland Teleskobu ve Atacama Büyük Milimetre 6 dizisi ile, radyo teleskoplarından alınan, 2018 verileri kullanılarak oluşturuldu.
Dünyanın kendisi büyüklüğünde sanal bir araç. Çoğu veya tüm büyük galaksilerin kalplerinde süper kütleli kara delikler olduğuna inanılıyor. Ve bu devlerden bazıları, örneğin M87 galaksisinin merkezindeki gibi, gaz ve toz biçiminde büyük miktarlarda madde ve hatta çok yaklaşan talihsiz yıldızlar tüketiyor. Sonuç olarak, bu besleyen canavarlar, ışık hızına yakın hızda hareket eden ve binlerce ışık yılı boyunca uzayabilen, bazen de onları barındıran galaksilerin sınırlarının çok ötesine uzayabilen güçlü madde jetleri fırlatıyorlar. Bununla birlikte, bu süper kütleli kara deliklerin bunu nasıl yaptığı tam olarak anlaşılamamıştır. Kara delikleri çevreleyen bölgeden netlerin fırlatıldığını biliyoruz, ancak bunun gerçekte nasıl olduğunu hala tam olarak anlamadık. Bunu doğrudan incelemek için, jetin kökenini kara deliğe, mümkün olduğunca yakın gözlemlemeliyiz. Yeni görüntü, jeti bu süper kütleli kara delikten çıkarken göstermenin yanı sıra, bilim adamlarının kara deliğin gölgesi dediği şeyi de gösteriyor. Bu kozmik canavarın muazzam yerçekimi etkisi sayesinde, süper kütleli kara deliğin etrafında, ışık hızına yakın bir hızda dönerken, malzeme ısınır ve parlar. Bu ehtenin M87 galaksisinin siyah deliği görüntülerinde görülen, parlak altın halkayı ve Samanyolu'nun kalbindeki, süper kütleli kara deliği, Sagittarius A kara deliğini oluşturur. Bu parıldayan altın halkanın merkezinde, kara deliğin gölgesi olan mutlak karanlık var. M87 süper kütleli kara deliğin yeni görüntüsü, bölgeyi daha uzun ışık dalga boylarında gösterdiği için, EHT teleskop görüntüsünden de farklı. Bu da astronomların bu bölgede görebileceklerini etkiliyor. Bu dalga boyunda, jetin merkezi süper kütleli kara deliğin etrafındaki emisyon halkasından nasıl çıktığını görebiliriz. Bu yeni görüntüdeki kara deliğin halkasının boyutu da, EHT görüntüsündekinden %50 daha büyük. Bilim adamları, bu farkın, M87 galaksisinin süper kütleli kara deliğinin maddeyi daha önce, inanılandan daha hızlı yuttuğunu ortaya çıkardığını söyledi. Ek olarak, Şili'nin kuzeyindeki Atacama Çölü'ndeki 66 antenden oluşan ALMA, GLT ve Avrupa ve Kuzey Amerika'daki 14 radyo teleskoptan oluşan, GIMMA'nın hassasiyeti, astronomların sinyalleri senkronize etmek için, interferometri adı verilen bir işlemi kullanmalarına izin verdi. Bireysel teleskoplar ve kara delik gölgesini düzgün bir şekilde ortaya çıkarır ve aynı zamanda jet emisyonunun daha derinini görür. Bu teleskop ağını kullanarak, gökbilimciler artık süper kütleli kara delikleri beslemenin, nasıl güçlü madde jetleri fırlattığını daha iyi anlamak için çalışacaklar. Eş zamanlı gözlemler, bu görüntünün arkasındaki ekibin süper kütleli kara deliğin yakınında, meydana gelen karmaşık süreçleri çözmesine izin vermelidir. Jet emisyonunu daha fazla incelemek için, M87 galaksisinin merkezindeki kara deliğin etrafındaki bölgeyi, farklı radyo dalga boylarında gözlemlemeyi planlıyorlar. Bu heyecan verici, çünkü evrendeki en gizemli bölgelerden birinin yakınında, neler olduğu hakkında daha fazla şey öğrenebileceğiz.